Herkese merhaba. Bu video serisinin devamında artık proje yapmaya başlayacağız. Toplamda 5 tane projemiz olacak. Bu projelerden ilki roket görünümlü bir anahtarlık tasarlamak olacak. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk olarak sahneye bir tane silindir ekliyoruz. Bu bizim roketimizin gövdesini oluşturacak. Birazcık uzatalım. Daha sonra roketin ucu için buradaki koniyi kullanacağım. Bu iki şekli tam olarak hizalayabilmem için ikisini birbirinin ortasına almam gerekiyor. Bu yüzden hizalama aracını kullanarak ikisini ortalayacağım. Gördüğünüz gibi bu noktaların üzerine geldiğinizde nasıl görüneceğini gösteriyor. Ben tam olarak birbirinin ortasında bulunsun istiyorum. Bu yüzden buradaki hizalama butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında hala hizalanmamış gibi gözüküyor. Tekrardan hizalama aracına bastım. Tekrardan ortasına koydum. Şimdi içerisinde kalan şekli yukarıya, uca götürmem gerekiyor. Bu yüzden bunu birazcık yukarı alacağım. Ve sonra aşağıdakini diğerinin tepesine çıkaracağım. Gövdesini oluşturmuş olduk. Şimdi arka tarafını yapacağız. Bu yüzden şeklimizi yan çeviriyoruz. Burada şekli döndürürken gördüğünüz gibi çok ince şekilde de döndürmeler sağlayabiliyorsunuz ama daha hizalı, kesin bir şekilde daha kolay döndürebilmem için shift tuşuna basarak 45 derecelik açılarla döndürebilirim. Şimdi bize dik üçgen lazım fakat temel şekillerde direkt olarak dik üçgen bulunmuyor. Dik üçgen elde edebilmek için buradan bir tane dilim alıyorum ve bu dilimi incelterek bir tane dik üçgen elde edeceğim. Bu dik üçgeni yerleştirmeden önce bu iki şekli gruplamak istiyorum. Çünkü artık bu ikisini birbirinden ayırmayacağım. Bu ikisinin birleşik durmasını istiyorum. Bu yüzden buradaki gruplandır butonunu kullanıyorum. Artık buradan da tutsam ya da işte ortasından da tutsam ikisi birlikte hareket ediyor. Artık bunu yerleştirebilirim. Bunu yerleştirmeden önce ufak bir döndürme yapıyorum. Yaklaştırıyorum. Şimdi bu iki şeklin tam olarak hizada olmasına dikkat edeceğim. Hizalama aracına bastım. Ardından öncelikle birbirinin ortasına alıyorum. Daha sonra ise tam olarak arka tarafına hizalamak için buradaki hiza tuşuna basıyorum. Artık tek yapmam gereken yaklaştırmak, artık hizalandı. Aynı şekli tam karşısına koymak istiyorum. Bu yüzden alt tuşuna basılı tutup sürükleyerek kopyalayacağım. Ve karşı tarafı taşırken bunun çok fazla yukarı aşağı gitmesini istemiyorum. Bu yüzden shift'e basılı tutuyorum ki aynı hizada kolayca ilerletebileyim. Karşı tarafını aldıktan sonra buradaki ayna butonuna basıyorum ve tam tersi yönde çeviriyorum. Burada yapmam gereken artık bu ikisini aynı şekilde üste ve alta eklemek. Alt tuşuna basarak tekrardan bir kopyasını çıkartıyorum. Ardından şeklimi çeviriyorum. Ve tekrardan yerine yerleştiriyorum. Aynı şekilde karşı tarafına da koyuyorum. Ve roketimiz hazır. Şimdi bu roketin üstüne adımızı yazacağız. O yüzden buradaki text bloğunu alıyorum ve içine adımı yazıyorum. Sonrasında bunu üstüne yerleştirmem gerekiyor. İstediğiniz bölüme yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz içeri alarak daha güzel bir görüntü elde etmeye çalıştım. İsim yazılı. Roketimiz hazır. Şimdi bu bir anahtarlık olduğu için anahtarlığa geçirme halkası yapmamız gerekiyor. Bu yüzden sağ taraftaki halkalardan bir tane seçiyorum. Sahneye getiriyorum. Bu halkanın tüp özelliğiyle oynayarak daha ince bir halka elde etmeye çalışıyorum.
Halkamızı elde ettik. Şimdi bu halkayı roketin arka tarafına takmamız gerekiyor. Bu yüzden roketi yan çevireceğim. Ve bu halkayı arka tarafına yerleştiriyorum. Biraz küçültmem gerekiyor. Yarı çapıyla oynayabilirim. Ve anahtarlarımız tamamıyla hazır. Bir sonraki proje videosunda görüşmek üzere.